باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا نعت. İhtilaflı meselelerden birisi de bu. Bir adam ailesini bir ağızda üç talakla boşarsa, üç talak vakı olur mu, olmaz mı? Haddesena Rauf ibn al-Farij, kâle haddesena Ahmed ibn Salih, kâle haddesena Abdurrazif, kâle akberene ibn-i Cüreyc, kâle akbereni ibn-i Tavuz, an ebihi, enne ebes sahba, kâle ibn Abbas. Ebu sahba, Abdullah ibn Abbas'a dedi ki, ete'alemu, sen bilmez misin ki ennet selase üç telak kâne tüf'alu vahideten bir telak kılınırdı. Alâ ahdi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında bir adam üç telakı bir lafızla söyledi ve bunu bir telak kılardılar. Peygamber Efendimiz zamanında ve Ebi Bekir'in Ebu Bekir'in zamanında ve selâfen min imaret Ömer. Hazreti Ömer emirül müminin olduktan sonra da üç sene böyle devam etti. Sen bunu Abdullah bin Abbas'a diyor ki bilmez misin böyle değil miydi? Evet. Cevabında ne diyor? Galib bin Abbas ne? Evet öyleydi. Diyor. Öyleydi. Sonra ne yaptı Hazreti Ömer? Dedi ki bu talak meselesi kolay bir iş değil. Siz üç talakla boşuyorsunuz. Gene ailelerinizde gene yanınızda eğiliyorsunuz dedi. Bu olmaz. Bu işi bu arada Cebrek'in kitabı savurum. Karenem, o da dedi ki evet, öyleydi. Bu mesele uzun. Esas bu mesele Ashab-ı Kiram'ın bir kısmı böyle biliyordular. Üç talakı bir lafızda söylersen bid'at olduğundan bir talak sayılır. Sonra Hazreti Ömer halife olunca baktı ki milletin haberi yok. Üç talakla boşuyor, yine ailelerini koyunlarını alıyorlar. Bu nikahsız oluyor. Topladı Ashab-ı Kiram'ı. Yahu dedi ki bilmiyor musunuz? Resulullah Efendimiz nehyetmedi mi? Talak sünni de olsa vakı olur, bid'i de olsa vakı olur. Üç talakı birden vermek bid'at, bid'attır ama gene talak vakı olur. Bunu bilmeyenler bilsin dedi. Ondan sonra emir verdi. Her kim bir lafızda üç talakı verirse üç talak vakı olur, zevş-i ahersiz alamaz. Abdullah ibn Abbas'a diyorlar ki peki sen de bu fikirde misin? Yok diyor. Ben o fikirde değilim. Üç talak bir talak sayılır. Niye Ömer'e söylemediniz o vakit? Korktuk diyor Ömer'de. Bu da yalan. Bu da yalan bunun. Korktuk. Caizse kendisi korkabilir. Fakat bütün hesap korkar mı? Onların içinde korkmayan vardır tabii. Hayır, bütün hesap korkmaz. İstediğini söyle. Kırıcı boynuna koysan sahada yalan söylemez. İlla korkmaz. Evet. Ya Ömer bu meselede sen yanlışsın. Nasıl bir tek kadın Hazreti Ömer'i hutbede durdurdu? Çünkü Hazreti Ömer hakkı kabul etmekte ondan yumuşak kimse yoktu. Kızlarınızın mihirlerini 400 dirhemden fazla kim yaparsa onu bu kamçıyla döyerim dedi. Kamçıyla kızdığı adamı bu yapıştırırdı. Vücudunu kıpkırmızı edinceye kadar. Sizin kızlarınız Resulullah'ın kızından daha mı eftal dedi. Ondan sonra bir kadın kalktı dedi ki ya Ömer sen Resulullah Efendimizin kızını bize misal veriyorsun. Fakat Allahu Teala bizi bahalı halk etmiştir. Sen bizi ucuz yapıyorsun. Ayeti kerimeyi okusana dedi. Ve in ateytum ihdahunna qintaran fela ta'khudhu minhu şey'a. Bir kantar altın, yani bir kilo altın da verseniz bir şey almayınız. Demek bir kilo altın kadar da gene bizim kıymetimiz var. Hazreti Ömer nasıl bunu duyduysa, eyvah bir kadın bile Ömer'den daha ziyade fıkhı biliyor. Allah Allah. Bu diyor ki Abdullah üç talakı, bir talak saymadı da üç talak saydı. Ashabı da icbar etti, ashabı da korktu. Binaenaleyh bu iki şeye delalet eder. Biri Hazreti Ömer, haşa Resulullah'ın yolundan gitmemiş, şeriatı tahrif etmiş bir. İkincisi Ashab-ı Kiram da Ömer'in o emrini Resulullah'ın emri üzerine tercih etmişler, korkularından sükut etmişler. Es-sakitu anil hak şeytanın akrası. Hak'tan da sükut eden de lar şeytandır. Onları hep lar şeytan yapmış. Bu iftira. Evet, burada bu geçiyor. Diyor ki Abdullah bin Abbas Nas böyle yapar idi. Fakat sonra İmam-ı Tirmizi sünnetin, sünnet vaktinde olursa bid'at vaktinde değil. Ve zâlike en tekûne, o sünnet vakti nedir? Kadın ola,
tahiren tahir ola. Yani heyizli olmayan. Sigayri cimain o tühürde de ailesine tekarruf etmemiş. Heyizden kadın kurtarmış, temizlenmiş, o adam da üç talakı birden vermiş. İşte onu bir talak yap, kılardılar. Kılar imiş. Halbuki bu mensuh. Şimdi ispat edecek. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisi de ihticac ettiler. وَقَالُوا dediler ki لَمَّا كَانَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلُ Vaktaki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri oldu. اِنَّمَا اَمَرَ عِبَادَهُ kullarını emretmiş oldu. اَنْ يُطَلِّقُوا tatlik edeler. لِوَقْتٍ bir vakıtta. عَلَى sıfatin bir sıfat üzerine. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ne buyuruyor? Ailelerinizi talak edersinizse bir vakıtta, hangi vakıtta? Temiz olduğu vakıtta. Temiz olduğu vakıtta talak verin. Heyiz halinde vermeyin. Sıfati bir talak verin. Sıfati de bu. Böyle ki emretti. Fatallegu bu ashab talak verdiler. Ela gayri ma bir şeklin gayrisi üzerine ki emarahum Allah-u Teala onları emretti bihi onunla. Öyleyse lem yeka telakuhum. O ki Allah'ın emrini tutmadılar onların telaklarına vakı olmaz. Allah-u Teala emrediyor ki tuhurde. Tuhurde cima etmeden bir talak verir. Bu Allah-u Teala'nın emrini tutmaz da tuhurde üç talak verirse yahut da heyizde üç talak verirse yahut da tühörde mücamiatten sonra üç talak verirse Allah-u Teala'nın emrine muhalefet ettiğinden bir talak olur dediler. O diyenler. Ve kalu dediler ki elâ terevne görmez misin? Enne racülen bir adam lev emera racülen bir adama emrise ki en yutallika mra'atehu ailesini boşasın fi vaktin bir vakitte alâ sıfatın bir sıfat üzerine. Diyor ki mesela filan vakitte bir talak ver dese böyle emretse. Fakat vakat aleyha en yutallika fi ala sıfatı fatallakaha fi gayri. O adam dediği vakitte talak vermese de başka bir vakitte talak verse. Ev emerehu yahut da ona emretse ki en yutallikaha ala şeriketi. Bir şart üzerine talak ver. Bir şeyi şart koş. Fatallakaha o adam da onun ailesini boşasa la gayri tilke şerite. O şartın gayrisi üzerine böyle yaparsa enne zalik bu talak la yekau vaku olmaz. İzkâne oldu kad hâlefe mâ ümre bihi emredilen şeyin hılafını oldu. Yani birisi başka birisini vekil ediyor. Diyor ki ailesine talak vermesi için başka birisini vekil ediyor. Diyor ki mesela cüm'e günü oldu mi? Bu cüm'e geldi mi? Sen bana vekaleten aileye bir talak ver diyor. Bu adam da cuma günü gelmeden talak verse yahut cuma günü geçtikten sonra talak verse talak vakı olur mu? Olmaz. Yahut da şart üzerine diyor. Diyor ki seni vekil ettim bir talak ver ama şart üzerine, şu şart üzerine. O da o şerte riayet etmeksizin talak verse vakı olur mu? Olmaz. Bunun gibi diyor. Bu da diyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onlara dedi ki tühürde talak verin ve bir talak verin. Ona muhalefet etti de bir talak vermedi de üç talak verdi mi Allah-u Teala'nın emrine muhalif olduğundan bir talak sayılır diyor. Ve kalu yine dediler ki fekezalike talak talak da böylecedir. Ellezi vele talak ki ümire bihil ibad kullar onu emredildi. Fe izâ evgâuhu kullar o talakı ika ettikleri vakitte kema ümiru bihi emrolundukları gibi vaka vaku olur. Allah-u Teala ne dedi? Tuhurde bir talak verir. Bu şekilde yaparsa talak vakı olur. Ve izâ evgâuhu talakı söylerlerse alâ hilâf-i zâlik Allah-u Teala'nın emretmiş olduğu ve sün gayrisi üzerine lem yeka vakı olmaz. İşte öyleyse üç talak bir sayılır dediler. Ve halefen fî zâlike ekseru ehlil ilim. Ehli ilmin ekserisi bu kavle muhalefet ettiler. Fekalü dediler ki ellezî şul bir hüküm ki ümre bihil ibad kullar anında emredildi. Midi ika'i talak. Talakı ika etmekten, söylemekten evet ki Allah-u Teala
onları emretti. Fahva bu kemal zekertim. Sizin zikrettiğiniz gibi Allah-u Teala ne buyuruyor? Hayizden çıksın, temiz olsun, ona mücamaat etmeden bir talak verin. Bu talakın sünnüsü bu, şekli bu. Bu dediğiniz gibidir. İza kânetil mer'etu tahire. Kadın temiz olursa, min gayri cimâin, ona tekarrub etmeksizin o dönemde. Ev kânet hamile, yahut da kadın hamile olursa. Ve emeru ve ümiru bi tefrîk-i selâs. Bir de kullara Allah-u Teala emretti ki üç talakı teker teker verin, üçünü birden vermeyin. Üçünü birden verirse, yahut ikisini birden verirse bu da bid'attir. Birer birer. İza eradu ika'ahunne, o talakların üçünü de ika murad ederlerse teker teker verir. Evvela bir talak verir, iddeti bekler. İddeti bittikten sonra bir talak daha verir eğer arzu ederse. Onun da iddetini bekler, ondan sonra bir daha verir. Üçüncüyü de verdi mi? Beynuneti kübra olur. Yani hepsini birden vermeye. Ve la yuki'uhunne ma'an. Beraber hepsinin üçünü birden yahut ikisini birden yıka etmeyeler. Fe izâ hâlefû zâlik. Eğer buna muhalefet ederler ise fetallekû. Onlar talak vermiş olurlar. Fil vaktillezî şu bir vakıtta ki la yenbeğî lehum en yutallikû fîhî. O vakitte talak vermeleri kendilerine layık değil. Eğer o vakitte vermezlerse. Ve evkavu minet talaki ektere mimma umiru. Bir de Allah-u Teala bir talak verin dedi. Onlar bir talaktan daha fazlasını ika etmiş oldular. Evet. Ektere mimma umiru bi ikahi. Allah-u Teala ika bir tane. Bir talak verin. Onlar birden fazla vermiş oldular. Lezimehum, öyleyse böyle yapar da Allah-u Teala'nın emrine muhalif olarak vaktinin gayrisinde yahut da birden fazla talak verirlerse lezimehum, onlara lazım gelir, vacip olur. Ma ulbir talak ki evgavu ika ettiler min zalik bu meselede. Allah-u Teala'nın emrine muhalif oldu. Muhalif oldu ama yapmış olduğu talak vahvu olur. Allah-u Teala heyizde talak vermeyin diyor. Verirse talak vakı olur mu? Olmaz mı? Olur. Peki tahir olacak, temiz olacak, mücamaat etmeden talak verecek. Mücamaat etti, sonradan talak verdi. Emre muhalefet etti. Fakat talak vakı olur mu? Olmaz mı? Olur. Bir talak verin dedi Cenab-ı Hak. O bir vermedi de iki verdi, üç verdi. Vakı olur mu? Olur. Olur. Peki ne oldu bunlar? Emre muhalefet ettiklerinden dolayı günahkar oldular. وَهُمْ آثِمُونَ. Onlar günahkardırlar. Nerede? فِي تَعَدِّيهِمْ, tecavüz ettiklerinde. Neyi? مَا أَمَرَهُمُ اللّٰهُ رَزَوَجَ. Allah-u Teala'nın emretmiş olduğu şeyi tutmayıp da hüdudu tecavüz ettiklerinden dolayı günahkar oldular. وَلَيْسَ ذَٰلِكَ الْوَكَالَةِ. Bu talak vekalet gibi değildir. لَاَنَّ الْوُكَلَى vekiller اِنَّمَا يَفْعَلُونَ ذَٰلِكَ vekaletlerini yaparlar, لِلْمُوَكِّل۪ينَ müvekkilleri için yaparlar. فَيُحِلُّونَ فَيَحُلُّونَ onlar geçerler, فِي اَفْعَالِهِمْ işlerinde, tilke o işlerinde mahallehum vekillerinin yerine geçerler. فَيِنْ فَعَلُوا ذَٰلِكَ vekiller o işi yaparlarsa كَمَا اُمِرُوا emrolundukları gibi lezme lazım gelir. وَيِنْ فَعَلُوا ذَٰلِكْ لُقُوا فَعَلْ verilen vekaleti işlerse اَلَا غَيْرِ مَا اُمِرُوا بِهِ o vekilin emretmiş olduğu şeyin hilafına işlerlerse dem yazım lazım gelmez. Mesela adam seni vekil etti. Dedi ki git bana çarşıdan bir at al. Sen de gittin bir deve aldın. Sen bana vekalet vermedin mi? He? Ben de deve aldım. Lazım gelir mi deve? Ben kabul etmiyorum dedi. Ama sen beni vekil ettin, ben seni vekil ettim, at almaya. Sen nasıl gittin de deve aldın, olmaz mı? Lazım gelmez. Öyleyse o devenin parasını kim ödeyecek? O vekilin kendisi cebinden ödeyecek. Niye? Emretmiş olduğu şeyin hilafına yaptı bu. Diyor ki, talak-ı vekalete benzetmeyin. Onlar diyor ki, mesela talakta bak lazım geliyor mu, vekalette lazım geliyor mu? Atın yerine deve alsa, devenin parasını müvekkilden alabilir mi? Alamaz. Bu da öyle, talak vakı olmaz diyor ki, yok öyle değil. Vekalette vekil, o gönderen müvekkilin yerine geçiyor. Ne emretmişse onun haricine çıkamaz, talak böyle değil.
Vel ibadu fi talaqihim. Kullar talakta ise innemâ yef'alûnehu li enfusihim. Kendi nefisleri için işlerler. La li gayrihim. Başkaları için değil. Vekil o deveyi aldı. Kim için aldı? Müvekkili için aldı. Kendisi için değil ki. Onun için caiz olmadı. Fakat talakı veren adam kendi nefsi için talakı veriyor. Vekil gibi değil. La li rabbihim azze ve cel. La li gayrihim. La li rabbihim. Ne kendileri için yapıyorlar, ne Allah için yapıyorlar. Sırf kendi nefisleri için. Ve la yehullûne fî fi'alihim zâlik. O talakı vermede bunlar geçmiyorlar mehalle gayrihim başkalarının yerine. Feyurâde hatta murâd oluna minhum onlardan fî zâlik. Bu mesele hakkında, talak hakkında. İsâbetü mâ emarahum bihi onlara. Emr olunan şeye isabet etmek oldu Allah tarafından emredildi. اَلَّذ۪ي şu bir kimseler ki يَحُلُّونَ ف۪ي فِعْلِهِمْ işlerinde onlar hülul ederler ذَٰلِكْ مَحَلَّهُ o işte onun yerine geçerler, onun gibi değil. Yani vekalette müvekkil ne derse onun emrinin hilafını hareket etti mi o iş lazım gelmez müvekkile. Ben ne şekilde dedim de o şekilde hareket edecektin. Çünkü sen senin için alıp satmıyorsun, benim için alıp satıyorsun. Ben nasıl arzu edersem öyle olacak. Talak böyle değildir. Talakı verenler kendi nefisleri için veriyorlar. Başkaları için değil. Allah'ın emrettiği şekil yapmıyor. Onun emrinin hilafına yapıyor. Fakat yapmış olduğu şey Allah-u Teala'nın lehine yahut da aleyhine mi? Yok. Kendine. Kendi nefsine. Lehali kendi nefsine. Olduğundan dolayı o vekalete kıyas edilmez. Binaenaleyh Allah-u Teala'nın emretmiş olduğu şekilde talak vermese de onun emrinin hilafına başka şekilde talak verirse gene talak vakı olur. Allah'ın emrine muhalefet ettiğinden dolayı da günahkar olur. فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ vaktaki bu böyle oldu. لَزِمَهُمْ kullara lazım geldi. مَا فَعَلُوا talakta işledikleri. وَاِنْ كَانَ ذَٰلِكَ her ne kadar o işledikleri olduysa da مِمَّا شُلْ بِرَحْكَمْدَنْ olduysa da ki قَدْنُهُ عَنْهُ onlar ondan nehyedildi. Allah-u Teala'nın nehyetmiş olduğu bir şeyin içine düştüler. O da ne dedi? Mesela hayızda talak vermeyin, tuhurda talak verin, onu da bir tane verin, fazla vermeyin. Bunlar onun hilafına hayızda talak verse yahut da tuhurda birden fazla talak verse vaku olur. لَنَّا قَدْ رَئِنَا biz gördük. Eşya, bir takım eşyayı gördük. O da neden? مِمَّا قَدْ نَهَا اللّٰهُ تَعَالَى Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'nin nehyeylemiş şeyleri. El-ibade kullarını en fe'aliha onları işlemekten kullarını nehyettiği birçok işleri gördük ki اَوْجَبَ عَلَيْهِمْ Cenab-ı Hak o kulları üzerine vacip kıldı. اِذَا فَعَلُوهَا اَحْكَامًا اِذَا فَعَلُوهَا onları işlerlerse. Evet. Ne yönünden? Ahkamın ahkam yönünden. Yani bir takım şeyleri Cenab-ı Hak nehyetti. Nehyettiği kullar onu işlerse gene vacip olur. İşte bu da böyle. Talakı şu şekilde talak vermeyin dedi. Ama dinlemezse talakı verirlerse hüküm vacip olur. Peki o şey neden? Allah-u Teala nehyettiği şeyler yapar. Yaparsa lazım gelir. Misal veriyor. Diyor ki min zalik Allah-u Teala'nın nehyetmiş olduğu şeylerdendir ki ennehu nehâhum anizulâr. Allah-u Teala ziharla nehyeyledi. Zihar yapmayın. Zihar ailesinin karnını yahut da arkasını evet vücuduna şumulu olan bir azasını anasına bacısına benzetmek. Buna zihar derler. Allah-u Teala bundan nehyetti. Yapmayın dedi. Ve vasafahu be ennehu münkerun minel kavli ve zûr. Cenab-ı Hak bunu da vasfetti ki bu bir sözdür ki bu münkerdir. Caiz değildir. Ve zurdur, yalandır. O sen kadını benzettin. Anana yahut da hemşirene nikahı sana haram olan bir kadına benzettin. Bu yalancılıktır. Hakikaten o senin hemşiren değildir. Anan değildir, bacın değildir. Sen benzediyorsun. Bunu yapmayın dedi. Velem evet. Velem yemne fakat Cenab-ı Hak men etmedi ma kâne kezâlik. Eğer böyle olursa en tehrume bihi. O ziharla haram olmuş ola el mer'etu kadın elâ zevciha. O kocası üzerine. Zihardan men etti. Fakat zihari adam dinlemez de yaparsa, teşbih ederse zihar vakı olursa. Hüküm tereddüb eder mi etmez mi?
Şimdi bu birinci kavle göre diyor, madem nehyedilen bir işi yapmıştı, zihar etmekte beis yoktu. Zihar etmekle bir hüküm tereddüt etmez. Halbuki diyor ki hayır, Cenab-ı Hak bundan nehyetmiştir ama fakat teşbih olursa, zihar olursa hüküm vaciptir. Evet. Hatta yef'ale, o kadın kocasına haram olur. Hatta yef'ale, o kocası işleye ma emrehullahu teala bihi, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ona emretti. Ney bihi, bir şeyle. O da ne de minel keffareti, keffaret. Allah-u Teala ne diyor? Ben bunu nehyediyorum. Yapmayın. Fakat yaparsınızsa kadın size haram olur. Keffaret vermedikçe. Keffaret. Bak. Nehyedilen şeyi yapmakla hüküm gene lazım geliyor. İşte bu talak da böyle. Cenab-ı Hak bu şekilde bid'i bir şekilde talak vermeyin. Fakat verirsinizse talak vabı olur. فَلَمَّا رَيْنَ الزِّهَارِ, vaktaki zihari gördük. قَوْلًا مُنْكَرًا وَزُورًا, münker bir kavul ve böhtan gördük. وَقَدْ لَزِمَتْ بِهِ حُرْمَةٌ, bununla beraber de adamın ailesi ona haram oldu. Hatta kefaretini vermedikçe kadın ona haram olur. كَانَ كَذَٰلِكَ, böylece oldu. اَتَّلَاقُ الْمَنْهِيُّ عَنْ, nehyedilen talak da böyle oldu. Talak-ı bil'iden nehyediyor ya Cenab-ı Hak, talak-ı bil'ide böyle oldu. هُوَ مُنْكَرٌ مِنَ الْقَوْلِ, münkeren olacak. Kâne kezâlike attalâkul menhiyyü anhu huve münkeren ve zûrâ. Münkeren. Orada elif tutmamış. Bir tane elif yazın. O da menhiyyü. Kâne kezâlik, böylece oldu. Attalâku talak. Öyle talak ki el menhiyyü anhu. Kendisinden nehyedilen talak. Huve o. Ne oldu? Münkeren. Münker oldu. Evet. Minel kavli kavulden ve zûrâ. Hem de böhtan oldu. Vel hürmetü bihi, o talak ile hürmet de kadının kocasına haram olması da vacibetün vaciptir, zihar gibi. Ve kad reyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'i de gördük. Lemma se'alehu Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh, vaktaki Ömer ibn-i Hattab ona sordu. An talak-ı Abdillah, oğlu Abdullah'ın talakında. Kimi talak-ı imraatehu, ailesini ve hiye hayd, ailesi de heyzliydi. Ne dedi Peygamber Efendimiz? Mürhu bim emerehu. Emerehu, Resulullah Efendimiz ona emretti bi müraciatiha, ailesine ricat etsin, tekrar nikahını alsın. Demedi mi orada? Dedi. Niye? Demek talak vakı oluyor. Talak vakı olmasa niye daha tekrar alacak? Dedi. Öyle ya, madem feyizle talak verdi, bu da Allah'ın emretmiş olduğu bir şekilde değil. Size göre bu talak vakı olmadı. Vakı olmadıysa daha Peygamber Efendimiz niye emrediyor ki tekrar nikahını alsın? Zaten nikahında. Ve tevateret anhu bizalike lasak. Bununla da Peygamber Efendimiz'in böyle cevap verdiği Hazreti Ömer'e birçok hadislerle tevatüren sabit oldu. Ve kad zekertu fil babil evvel. Birinci babda ben bunları zikreyledim. Ve la yecuz en yumara bil müracaa. Tekrar kadını nikahına alsın, müracaat etsin, bu caiz olmaz. Kime? Men lem yeka telakuhu. Telak-ı vakı olmayan bir adama emretsin ki müracaat et. Bir adam hiç talak vermemiş. Diyor çünkü ya, o kadını tekrar nikahına al. Kız zaten nikahında. Yok ya, kadın nikahına al. Zaten nikahında talak vermemiş ki. Şimdi siz de diyorsunuz ki talak-ı bid'i vakı olmaz. Talak-ı bid'i vakı olması, Peygamber Efendimiz niye emrediyor ki kadının nikahını al? Demek ki talak-ı bid'i vakı oluyor. Kadın ayrılıyor da fakat bid'etten kurtarsın, sünnet şekline girsin diye tekrar kadını nikahını alıyor. Ama bir talak gidiyor orada. Gitti o. Alıyor, ondan sonra töhür halinde bir daha talak veriyor. فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, vaktaki Peygamber Efendimiz oldu. قَدْ اَلْزَمَهُ Abdullah ibn Ömer'i izam etti. اَتْتَلَاكَ تَلَاكِ فِي الْحَيْزِ, heyizde olan talakı izam etti ona. Dedi ki bu vakı oldu fakat sünnete muhalif olduğundan ricat etsin dedi. وَهُوَ وَقْتٌ, heyiz bir vakıttır ki لَا يَحِلُّ اِقَاءُ تَلَاكُ فِي, heyizde talak vermek helal değildir, haramdır. Haram olduğu halde Peygamber Efendimiz ne dedi? Bu talak vakı oldu. Fakat sünnete muhalif oldu. Müracaati sonradan temizlendikten sonra sünni olan talakı verir. Kâne kezalik. İşte bunun gibi oldu. Men tallaka mera'atehu selasen. Ailesini üç talakla boşayan da böyle oldu.
فَاَوْكَعَ كُلَّنْ فِي وَقْتِ الطَّلَاقِ. Talak vaktinde hepsini birden nikah etti. Bir talak verecekken üçünü birden verdi. لَزِمَهُ, ona lazım gelir. مِنْ ذَٰلِكَ, bu talaktan. مَا اَزَّمَ نَفْسَهُ, nefsini izam ettiği şey lazım gelir. Nefsini ne ile izam etti? Ailesinin beynuneti kübra ile kendisine haram olmasını. Bu da lazım gelir. Çünkü üç talakı verdi mi maksedine? Beynuneti kübra olsun. Zevce aharsız daha ve alamasın. Bu haram. Haram ama fakat adam bunu yaptırmış olduğundan kendisine lazım geldi. Ve inkâne kad fealehu, her ne kadar bu üç talakı veren işlediyse de elâ hilâfi mâ ümmüre bihi, emrolduğu şeyin hilâfına olduysa da evet, fakat vakı oldu. Fehâzâ huve nazar fî hâzel bâb. İşte bu babda nazar budur. Evet. Ve fî hadîs ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas'ın hadisinde olucudur radıyallahu anhüma. Mâ lev iktefeynâ bihi, eğer onunla iktifa etmiş olsaydık, kâne hücceten kâti'aten. Hücceti kâti'a olurdu. Ve zâlike ennehu kâd. O da nedir? Abdullah ibn Abbas dedi ki فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ, vaktaki Ömer'in zamanı oldu. Kale, Hazreti Ömer dedi ki اَيُّهَ النَّاسِ, ey cemaat, topladı bütün eshabı, onlara dedi ki ey cemaat قَدْ كَانَتْ لَكُمْ فِي الطَّلَاقِ اَنَاكُمْ, talakta sizin teenniniz vardı, acele etmezdiniz, hemen bir kızdığınız gibi ailelerinizi boşamaz idiniz. وَاِنَّهُ مَنْ تَعَجَّلَ اَنَاتَ اللّٰهِ, her kim Allah'ın vermiş olduğu bu teenniyi acele yaparsa fit talak-ı talak da ezzemnâhu iyyâh, onu ilzam edersin. Yani talakı evvelden kolay kolay talak vermezlermiş. Siz şimdi ufacık bir şeyden kızıyor, hemen acele Allah-u Teala'nın sabrettiği bir şeyi, sabredin, tahammül edin dediği bir şey acele ediyor, talak veriyorsunuz. Talak verirsenizse Allah-u Teala'nın emrettiği o sabri, o teenniyi tutmaz da talak verirsiniz, ilzam ederiz. İlzam ne demek? Yani ona vacip kılarız, ailesi ona haram olur. Haddesena bizalik İbnu Ebi İmran kâle haddesena İshâk ibn Ebi İsrail kâle akberen Abdurrezzak ha muhaddesena Abdülhamid ibn Abdülaziz kâle haddesena Ahmed ibn Mansur Urremadi kâle haddesena Abdurrezzak Amma'mer Antavus Anebi Ali ibn Abbas مثل الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب. عبد الله بن عباس işte bu babda zikrettiğimiz hadisin aynını zikreyledi. غير أنهما şu kadar var ki bu iki sahabe, hangileri, iki zat? Abdurrezzak değil mi? İkisinde de Abdurrezzak Me'mer'den rivayet ediyor. Abdurrezzak'tan birisinde İsrail, birisinde de Ahmed ibn Mansur'un Remadi. Bunlar birleşiyorlar. İshak ibn İsrail ile Ahmed ibn Mansur Abdurrezzak'tan rivayet etmiş olduğu hadiste birleşiyorlar. Gayre ennehuma, bunların ikisi lem yedkura ebessahba, ebessahbayı zikretmediler. Çünkü esas hadiste, birinci okuduğumuz hadiste Abdullah ibn Abbas'a kim sorduydu? Ebessahba. Dedi ki sen bilmiyor musun ki Resulullah Efendimiz zamanında, Ebu Bekir'in ahdi zamanında ve Hazreti Ömer'in de 3 senesinde nas 3 talakı bir sayardılar diye sual eden kimidi? Ebussahba. Burada bunlar bunu zikretmediler. وَلَا سُؤَالَهُ اِبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهُمَا, Ebu Sahba'nın Abdullah ibn Abbas'a sorduğunu da zikretmediler. وَاِنَّمَا زَكَرَ وَاِنَّمَا زُكِرَ, hemen zikredildi مِسْلُ جَوَابِ اِبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا, Abdullah ibn Abbas'ın vermiş olduğu cevabın misli zikredildi. اَلَّذ۪ي فِي ذَٰلِكَ الْحَدِيثِ, o hadiste, yukarıdaki hadiste vermiş olduğu cevap vardı ya, evet, bu böyleydi fakat Hazreti Ömer nasıl izam etti, bu zikredildi. وَزَكَرَا بَعْدَ ذَٰلِكَ, bundan sonra bu ikisi iki ravi zikreylediler. مِنْ كَلَامِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهُ, Hazreti Ömer'in kelamından مَا قَدْ زَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا الْحَدِيثِ, bu hadisten evvel bizim zikrettiğimiz. Ama o da yukarıda yok. Hazreti Ömer ne dedi? Talak teenni ister. Siz bu teenniyi bıraktığınız eceleye gidiyorsunuz. Ecele kim talak verirse üç talakı birden biz onun boynuna onu bağlarız. O birinci hadiste yok, burada var. فَخَاتَبْ عَمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ, Hazreti Ömer hitap etti. بِذَٰلِكْ, bununla اَنَّاسَ جَمِعًا,
bütün nasa hitap etti. Ve fî meshab Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve radiyallahu. Hazreti Ömer'in hitap etmiş olduğu cemaatin içinde ashab-ı Resulullah var idi. اَلَّذ۪ينَ قَدْ عَلِمُوا Şöyle bir ashab ki onlar bildiler. مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَٰلِكَ فِي ذَٰلِكَ Bu meselede tekaddüm eden ahkâmi de bildiler. Resulullah Efendimiz zamanında nasıl idi? Hazreti Ebu Bekir'in zamanında nasıl idi? Bunu da bilen sahabeler var idi. Fî zemeni Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in zamanında bu hüküm nasıl idi? Bunu bilenler var idi. فَلَمْ يُنْكِرُهُ Bu meseleyi inkar etmedi aleyhi Hazreti Ömer üzerine minhum ashabtan münkirin hiçbir kimse. Bir kimse kalkıp da inkar etmedi ki ya Ömer böyle değildir demedi. Ve lem yetsa'hu dafi'un. Bir def edici bir adam da çıkmadı. Hayır bu böyle değildir. Sen yanlış söylüyorsun demedi. Fekâne zâlik. İşte Hazreti Ömer'in bunu söylemesi ve ashab-ı kiramın hepsinin de sükut edip kabul etmesi evet oldu. Ekberel hücceti, en büyük delil oldu. Fî nesh-i mâ tekaddeme min zâlik. Bu meseledeki evvelki kavlun nesh'inin en büyük hücceti ve delili oldu. Demek bu nesh edilmiş. Evvelden üç talak, bir talak sayılırmış. Fakat sonradan bu nesh edilmiş. Ashab-ı kiramın bunda icmai var. Hazreti Ömer toplayıp da söylemesi, onların da hepsinin kabul etmesi, evvelki hükmün nesh'ine en büyük delil oldu. لَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِيَعْوَ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جَمِيعًا Vaktaki ashab-ı kiramın hepsinin fiali oldu. Fialen bir fial oldu ki yecibu bir hüccet. Anılla hüccet vacip olur. كَانَ كَذَٰلِكَ اِذَا Böylece oldu. İcma'uhum alel kavlu. Kavl üzerine de icmaları icma'an icma oldu ki yecibu bir hüccet. Hüccet onunla vacip olur. Yani bir şeyi gördük ki ashab-ı Resulullah hepsi onu işliyor. Hepsi işliyor. Bu delil midir, değil midir? Delildir, en büyük delil. Ashab-ı kiramın hepsi onu işliyor. Öyleyse sözde de böyle. Bir sözlü birisi söyledi. Ashab-ı kiramın hepsi de evet kabul etti mi? O da icma olur. Fiyelleri hüccet olduğu gibi kavuldaki icmaları da hüccet olur. Ve kemâ kâne icmâhum alel nefli. Onların nekilleri üzerinde de icmai oldu. Beri'en minel vehmi ve zelet. Ashab-ı kiram bir hadisi neklettiler. Birçok sahabeler bunu nekletti. Bunları biz kadar vehmetti, ayağı kaydı, yanlış söyledi diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Onlar beridirler, vehmi zelet de. Niye? Ashab-ı kirama bir şekli şüphe geldi mi onu söylemezdi. Kendisinden de bir şey katmazdı. Resulullah Efendimiz'den duymuş olduğu lefzi aynen neklederdiler. Bazen olur ki bir manaya gelen iki lefiz olursa acaba böyle mi dedi, böyle mi dedi? Onu da o şekilde beyan ederdiler. Onun için ashab-ı kiramı vehm-i zelalle de iddiam edemeyiz. Kâne kezâlik icma'un bunların icmaları da oldu. Aler râyi bir hüküm üzerine berî'en minel vehm-i zelal vehm-i zelalın deri oldu. وَقَدْ رَيْنَا اَشْيَا Bir takım eşyayı gördük ki قَدْ كَانَتْ اُلْدِ عَلَى اَحْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in zamanında عَلَى مَعَانِيَ Bir takım manalar üzerine oldu. فَجَعَلَهَا أَصْحَابُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ مِنْ بَعْدِ Peygamber Efendimiz'den sonra ashab-ı kiram onu kıldılar. عَلَى خِلَافِ تِلْكَ الْمَعَانِ O manaların hilafına kıldılar. لَمَّا رَأَوْ فِيهِ Vaktaki onda gördüler. Mimma bir şeyden ki kat hafiye gizli oldu alamen ba'dahu kendilerinden sonra gelenlere yani bir takım eşyalar var ki onların birçok manaları var sonra ashab-ı kiram baktılar ki bu manaları biz beyan etmezsekse bizden sonra gelen adamlar anlayamazlar bunu acaba bu lafız şu manaya mıydı şu manaya mıydı bir hadisin manası şöyle miydi böyle miydi Bir ayeti kerimenin manası şöyle miydi, böyle miydi? Bunda ashab-ı kiram mecbur oldular beyan etmeye. Mesela onlardan bir misal. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri derdi ki, şimdi nasıl diyorlar ki, وَلَا تُلْقُوا بَيْدِيكُمْ اِلَتْتَهْلُكَ Siz ellerinizi tehlikeye atmayın. Yani durup dururken gidip düşmana sataşmayın. Böyle anlıyorlar. Halbuki ayeti kerimeye ters mana veriyorlar. Siz cihadi terk etmeyin.
cihadi terk edersiniz ise düşman kuvvetlenir, siz tehlikeye düşersiniz. Bu manadır. Manası bu. Çünkü biliyor ki bizden sonra gelen adamlar anlamayacaklar. Ha, düşman gönderdi 400-500 bin asker. Ashab-ı kiramın mevcudu ne kadar idi? 60 bin. 30 bin hatta. 60 bin de değil. 30 bin. 30 binden bu 400 bin, bir rivayette 600 bin askere karşı koymak tehlike. Vela tülkü beydikümle tehlike. Bu manayı verecektiler. O dedi ki hayır, yanlış. Cihadi terk etmeyeceksiniz. Şimdi onun için birçok şeyler vardır ki bunun manaları vardır. Ashab-ı kiram onu biliyordular. Bunu bizden sonra gelenler bunları anlamaz diye izah ettiler. Tekâne kezâlik. Evet. Böylece oldu. Hücceten nâsıhan. Tekâne zâlik hücceten nâsıhan limâ tekaddemehû. İşte bu geçen hükmü nâsıh oldu. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh ashab-ı kirâmi topladı. Dedi ki siz üç talakı birden veriyorsunuz. Halbuki bu mensuhtur. Bunu bilin. Onların icmai üç talakın birden vakı olması. Tabi divanları tedvin etmek. Hazreti Ömer ne yaptı? Askere gidenlerin isimlerini yazdı. Evvelden yoktu Hazreti Ömer'den evvel. Herkes erzakını kendisi alır, vur, gider, kendi malından yer, kendi şeysini ne götürdüyse onu yer, her birini yapar gelirdi. Hatta kendisine bir şey isabet ederse, etmediyse bir şey yok. Hazreti Ömer baktı ki yok, o böyle olmaz. Divanları yazdı, askere gidenleri yazdı, onların çoluk çocuklarını yazdı. Ondan sonra fakir fukarayı yazdı. Ondan sonra ehli Medine'nin sakinlerini yazdı. Niye? Ganimetten alacak mali muntazaman taksim etmeyi için. Beşte birini Beytülmal'a aldı, o Beytülmal'ın parasını Medine'de harbe gitmeyenlere, çoluk çocuğa, yetimlere verdi. Harpte olanlar da kalan beşte dördünü aralarında taksim etti. Onu da kim? O her kumandanın kendi defteri var. Kendi defterinde yazılı olan cemaate göre taksim etti. وَالْمَنَعْ مِنْ بَيْعِ اُمَّهَاتِ الْاَوْلَادِ. Bir de اُمَّهَاتِ الْاَوْلَادِ'nin satılmasını men ettiler. Evvelce bir cariye istifraş eder, ondan çocuk olur, gene onu götürür satardılar. Sonra bunu da men ettiler. Dediler ki cariyeden çocuk olduğum bu satılmaz. وَكَدْ كُنَّ يُبَعْنَ قَبْلَ ذَلِكِ. Bundan evvel satılırdı. Hatta diğer mezheplerde gene de diyorlar ona. Diyorlar nesk edilmemiştir, اُمَّهَاتِ الْاَوْلَادِ satılır. Halbuki satılmaz. Hanefi mezhebinde diyor ki satılırdı, o mensuh idi. Mensuh oldu. Sonradan gelen nasuh oldu. وَالْتَوْقِيْتُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ. Hamır içen bir adama ne kadar vurulacak? Kaç değnek vurulacak? Bunu da tayin ettiler, 80 değnek dediler. Ondan evvel bu da yoktu. وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ تَوْقِيْتٌ قَبْلَ ذَلِكِ. Ondan evvel tevkit yoktu, vururdular işte. Rak içeni yakaladı mı? Bu ashab-ı kiram emrederdi Peygamber Efendimiz yapıştırırdı. Kimi tokatına, kimi tekmeğine, kimi medesine yapıştırırdılar. Resulullah Efendimiz'e yeter dedi, deyinceye kadar. Ama ne kadar vurulacak? Tevkit yoktu. Sonradan Hazreti Ömer zamanında dediler ki bu olmaz. Olur ki kumandanın canı sıkar, sıkılır adamı öldürünceye kadar dedi. Yahut da sevdiği adam olur, hafif bir kötekine kaldırır atar. Buna bir had koyalım. Had getirdiler. İçtihat ettiler, dediler ki 80 değnek. 80 değnekte ashab-ı kiramın icmai oldu. فَلَمَّا كَانَ مَا عَمِلُوا بِهِ مِنْ ذَٰلِكِ وَوَقَفْنَا عِلْمَهُ. Vaktaki böyle amel ettiler ve biz de buna vakıf olduk. لَا يَجُوزُ لَنَا خِلَافُهُ. Ona muhalefet bizim için caiz olmaz. اِلَى مَا قَدْ رَئِيلَ. Bizim gördüğümüz şey, aklımızın erdiği bir şeye gidelim, bu olmaz. مِمَّا قَدْ تَقَدَّمَ فِعْلُهُمْ لَهُ. Onların fiillerinden tekaddüm eden şeyleri terk edip de kendi fikrimize gitmek olmaz. كَانَ كَذَٰلِكْ مَا وَقَفُونَ عَلَيْهِ مَا وَقَّفُونَ عَلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّلَاسِ الْمُوْكَعِ مَعَنْ. İşte üç talakı birden verilen şey de bu da böylecedir. Ashab-ı kiram bizi ikaz etti, bize bu meseleyi öğrettiler. اَنَّهُ يَزِمْ. Bu lazım gelir dediler. لَا يَجُوزُ لَنَا. Bize caiz olmaz. خِلَافُهُ. Bunun خِلَافِ لَا غَيْرِ. Üç talak birden vakı olmaz da bunu bir talak sayalım mı? Bize bu selahiyet yok.
mimma kad ruviye. O da neden? O gayri hilafta şöyle bir şeyden kennehu kâne kabre ve la hilafi zâlik. Hazreti Ömer'in bu icmayı yapmasından evvel bunun hilafınaydı. Üç talakı bir talak sayardılar. Fakat Hazreti Ömer'e sahab-ı kiram'ı topladı ve icma ettiler ki bu üç talak vaku olur. Bunu terk edip de evvelki hükme gitmek caiz olmaz. Bu mensuh oldu. Sümme hâze ibn-i Abbas radıyallahu teâlâ anhuma. Sonra bak işte Abdullah ibn-i Abbas kad kâne min ba'di zâlik küfti. Bundan sonra fetva verirdi. Men tellek emraetehu selâsen me'al. Ailesini üç talakı birden üç talakla tatbik edene fetva verirdi ki enne talâkehu kad lezimehu. Onun talakı ona lazım gelir. Üç talak birden vakı olur. Ve harremaha o kadını da tahrim ederdi. Aleyhi kocası üzerine. Hatta tenkiha zevcen gayre. Başka bir kocaya varmadıkça sen onu alamazsan diye fetva verirdi. Niye? Abdullah ibn Abbas da ne yaptı? O da ashab-ı kiramın icmağını aldı. Sümme hâde ibn Abbasun radiyallahu teâlâ anhumâ. قَدْ كَانَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ يُفْتِي مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مَعًا اَنَّ طَلَاقَهُ قَدْ لَزِمَهُ وَحَرَّمَهَا عَلِيًّا. Dünkü dersin sonu idi. İşte diyor ki Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma kendisi bu yukarıki rivayeti yaptığı halde Hazreti Ömer radıyallahu anhum ashab-ı kiramı toplayıp da icma vakı olduktan sonra kendisi de üç talakı birden verirse fetva verirdi ki bu sene lazım gelir, üç talak vakı olur ve kadın sene haramdır derdi. Haddesena İbrahim ibn Merzuk kâle haddesena Ebu Hüzeyfete kâle haddesena Süfyan en İlâmeş en Malik ibn el-Haris kâle câe racülün ile ibn Abbas'ı. Bir adam Abdullah ibn Abbas'a geldi fe kâle dedi ki inne ammi tallaka mraetehu selâsen. Amucesi, ailesi üç tarafla boşamış. Fekal Abdullah ibn Abbas dedi ki inne ammeke senin amucen asallah Allah'a isyan etti fe etemmehu Allah Allahu Teala da onun talakını tamamladı. Ve ata'a şeytan şeytana itaat etti fe lem yece'al lehu mehrecen şeytan da ona bir mehreç kılmadı. Allah'a isyan edene Allah bir kapı açmaz. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Bir adam Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkar yol, bir kapı açar. Fakat senin emucen ittika etmemiş. Sünnet ve üzerine talakı vermemiş. Allah'ın emrettiğinin hilafını üç talakı birden vermiş. Allah-u Teala bunu nehyetmiş, üç talakı birden vermeyin. Bu Cenab-ı Hakk'ı dinlememiş, üç talakı birden verdiğinde talak tamam olmuş. Bu sefer kimin cemaatinden olmuş? Şeytanın. Şeytanın cemaatinden olan da şeytan ona kapı mı açacak? Kapı açmayacak. فَقُلْتُ كَيْفَ تَرَى. Diyor ben Abdullah bin Abbas'a dedim ki nasıl görürsün fî racülin bir adam hakkında ki يُحِلُّهَا لَهُ onu ona ihlal eder. Yani nikah eder. Ondan sonra onu boşar. Boşadıktan sonra evvelki adam alır. Ona ne derler? Zevce akar. Zevci ahire ne dersen bir adam bunu alsa da bir gece kalsa sonra talakını verse o adama helal olsa bu olmaz mı? Fakat Abdullah ibn Abbas buyurdular ki men yukadi'illâhe yukadi'uhu. Men her kim yukadi'ullâhe Allah'ı aldatmak isterse yukadi'uhu Allah-u Teala onu aldatır. Allah'ı mı aldatacak bu? Onun için hani şey Peygamber Efendimiz buyurmuş ya teyis-i müstahar zevce-i ahirlere teyis-i müstahar buyurmuş. Haddesena Yunus kal akhberen ibn Vehbin enne maliken akhberuhu an ibn Şehabin en Muhammed ibn Abdirrahman ibn Sevban en Muhammed ibn Yas ibn Bukeyr kale tellaka racülün mahretehu sebesen. Muhammed ibn Yas diyor ki bir adam ailesini üç tarakla boşadı. Kablen yedhule biha. Duhul bulmazdan evvel, zifaf olmazdan evvel. Sümme bedalehu en yenkihaha. Ondan sonra onu almak istedi. Fecaa yestefti. Geldi fetva talep etti. Fezehebtu ma'ahu ben o adamla beraber gittim. Es'elu lehu. Onun için sual edeyim. Ebu Hureyre'te ve Abdullah ibn Abbas enzali. Bu adamla beraber gittim ki Hazreti Ebu Hureyre'den ve Abdullah ibn Abbas'tan bu mesele hakkında fetva alalım. Bu adam için. Fekala gittik sorduk onlar dediler ki
La nera, biz görmeyiz. En tenkihaha, onun nikah etmesini tecviz etmeyiz. Hatta tetezevvece zevcen gayrek. Senden başka bir kocaya gitmedikçe o koca da ya ölecek ya boşayacak da ondan sonra seni helal olacak. Yoksa helal olmaz. Dediler. Fekale, o adam dedi ki innemâ kâne talâki iyyâhe vâhideten. Ben onu bir ağızla boşadım. Yani ayrı ayrı değil. Hepsini bir sözle boşadım diye dedi. Fekale ibn Abbas radıyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas ona onun cevabında buyurdular ki inneke sen erselte, bıraktın minyedike, elinde yular elinden bıraktın. Neyi bıraktın elinden? Mâ kâne leke min fadlin. Sende ziyadesi vardı, onu elinden bıraktın. Üç talakı dedi. Sen bir talakı verirken ikisini de beraber verdin. Daha elinde bir şey kalmadı ki. O fazlasını elinde tutmadın ki onu tekrar alsan. Haddesena Yunus kâle akberen ibn Vehbin enne maliken akberehu an Yahya ibn Sa'id. Enne bükeyi rabbine ne demiş? Tutmamış. Dur bakalım onun tekrar gelir mi? Bükeyr. Yukarıda geçti mi Bükeyr? Yok. Geçti ama babası geçmedi. Ekberehu babasının ismi metbeğe tutmamış. Ekberehu ona haber verdi. Muaviyyete bin Ebi Ayyâşil Ensari. Ennehu kâne câlisemme Abdillah ibn Zübeyr. Abdullah ibn Zübeyr ile oturuyordu. Ve Asim ibn Ömer, bir de Asim ibn Ömer ile. Fecaehuma, onlara geldi Muhammed ibn İyas ibn el-Bukeyr. Muhammed ibn İyas geldi ve kâle dedi ki inne racülen min ehlil badiye. Ehli badiyeden bir adam tallaka mra'atehu selasen, ailesini üç tabakla boşadı. Qablen yedkule biha, ona zifaf olmazdan evvel. Femâzâ tere, yani siz nasıl görürsünüz? Yani alabilir mi, alamaz mı? Fekâle ibn-i Zübeyir, ibn-i Zübeyir dedi ki اِنَّ هَذَا الْاَمْرَ وَاَمِرْ مَا لَنَا ف۪يهِ مِنْ قَوْلِ. Bunda bizim kavlumuz yok. Şimdi o adam kime gelmiş? Abdullah ibn-i Zübeyir'e, bir de Asim ibn-i Ömer. İkisi de fukahadan değil. Onun için bu meseleyi bilememişler. Demişler ki bizim burada bir sözümüz yok. Biz fetvasını veremeyiz. وَالْاَشَجْ مِ وَاَلَيْسَ تَسْلِح. Nerede buldun sen? Arkada geliyor. Peki. Evet. Siz kime gidin? Fezheb ila Abdullah ibn Abbas ve Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ebu Hureyre ile Abdullah ibn Abbas'a gidin. Onlardan sorun. Çünkü bu meseleleri onlar biliyor. Diye gönderdiler Ebu Hureyre ile Hazreti Abdullah'a. Fakat gidin diyor, feselhuma, onlara sorun, sümme etina, sonra bize gelin, feahbirine, bize de haber verin. Nasıl fetva alırsınızsa onu getirin, bize de haber verin, yani biz de öğrenelim. Fezeheb, o adam gitti, feselhuma, Hazreti Ebu Hureyre ile Abdullah ibn Abbas'a sordu. Fekâle ibn-i Abbas le Ebi Hureyre. Abdullah ibn-i Abbas Hazreti Ebu Hureyre'ye dediler ki eftihi, sen fetvayı ver ya Ebu Hureyre. Ona bir fetva ver. Fekad câetke mu'dilatun. İşte bir mu'dile geldi. Yani içinden çıkılmaz bir mesele. Ey mes'eletun sa'batun müşkile. Müşkil ve çetin bir mesele geldi. Ya Ebu Hureyre, fetvasını ver dedi. Fekâle Ebu Hureyre, Hazreti Ebu Hureyre buyurdular ki el-vâhidetü tübînuha, bir talak aileyi insandan ayırır. Ve's-selâsu, üç talak ise tuharrimuha, o kadını ona haram kılar. Hatta tenkiha zevcen gayre, başka bir kocaya varmadıkça ona helal olmaz. Böyle cevap verdi. Haddesena Rabi'ul Mezzinu kâle haddesena Halid ibn Abdirrahman قال أخبرنا ابن أبي ذيب عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أن رجلا سأل ابن عباس. محمد بن إياس diyor ki Abdullah ibn Abbas'a bir adam sordu ve Ebu Hureyre'ye ve İbn Ömer. Hazreti Ebu Hureyre'ye ve Abdullah ibn Ömer'e sordu. En talakil bikri selasen, bakire bir kız almış, ona da üç talak vermiş.
وَهُوَ مَعْهُ O adam da ravi de onunla beraberdi diyor. فَكُلُّهُمْ Bunların hepsi قَالَ dediler ki حُرِّمَتْ عَلَيْكَ يَخُدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ Senin üzerine o kadın haram oldu. Üçü de böyle fetva veriyor. Neden? Üç talakı birden verdiğinden. حَدَّسَنَا يُنُسْ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانْ عَنِ الزُّهْرِيَ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسِ اَنَّهُمَا قَالَ Ebu Hureyre ve İbn Abbas radıyallahu anhuma dediler فِرَّجُلِ bir adam hakkındaki يُطَلِّقُ الْبِكْرَ سَلَاسًا Bakire bir kızı üç talakla tatlik eder, nikah eder, yani zifaf olmadan talak verir. لَا تَحِلُّ لَهُ O kadın, o adam helal olmaz. Hatta تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ Başka bir adamla nikahlanmadıkça. حَدَّسَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا مُعَمِّلٌ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ بْنِ عَبَّاسِ Sa'id ibn-i Cübeyr buyurdular ki bir adam Abdullah ibn Abbas'a sordu. اَنَّ رَجُلًا تَلَّقَ مْرَأَتَهُ مِئَةً Bir adam ailesini 100 talakla boşadı. Ne dersin bunda? Fetva soruyor. فَقَالَ Abdullah ibn Abbas buyurdular ki سَلَاسٌ Üç talak tuharrimuha o kadını haram kılar aleyhi o adam üzerine ve seb'atun ve tis'une 97'si de fi rakabetihi o adamın boynunda kaldı. Yüz talakın üçü o kadını ona haram kıldı. 97'si de boynunda kaldı. İnnehu o adam ittehaze ittihaz etti. Ayatillahi Allah-u Teala'nın ayetlerini Kur'an'ın ittihaz etti. Hüzüva eğlence. Eğlence ittihaz etti. Niye? Talak üç. Yüz ne demek? Allah-u Teala'nın ayetini, Kur'an'ını sen masaraya mı alıyorsun? Üç talaktan fazlası var mı ki yüz talak veriyorsun? Yani ayrıca ondan dolayı da günaha girdi. Haddesena Ali ibn-i Şeybe kâle haddesena Ebu Nuaym kâle haddesena İsrail ve Abdülâle en Sa'id ibn-i Cübeyr en ibn-i Abbas mislehu Abdullah ibn Abbas'tan yine başka bir senetle aynı hadisi şerifi rivayet eyledi. Haddesena ibn-i Merzuk kâle haddesena Vehbun kâle haddesena Şu'betu an ibn-i Ebi Necih ve Hamid-i Âret en Mücahid enne racülen kâle ibn-i Abbas bir adam Abdullah ibn-i Abbas'a dedi ki رَجُلٌ تَلَّقَ مْرَاَتَهُ مِيَا Bir adam ailesini 100 talakla boşadı. فَقَالَ Abdullah ibn Abbas cevabında dediler ki اَسَيْتَ رَبَّكْ Sen Rabbine isyan ettin. Talak 3'tür. 3'ten yukarı yok ki sen 100 talak diyorsun. Bu cihetten isyan ettin. وَبَانَتْ مِنْكَ Senden de bayin oldu. اِمْرَاَتُكَ Ailen de senden bayin oldu. Onu alamazsan. لَمْ تَتَّقِ اللّٰهَ Sen Allah'tan korkmadın ki فَيَجِعَلْ لَكَ مَخْرَجًا Sana bir mahreç kılar. Allah'tan korkmadın. Üç talakı birden verdiğinden kendine bir kapı koymadın. Demek ki Allah'tan korkan üç talakı birden vermez ya. Bir talak verir. Belki sonradan nadime peşiman olur, tekrar alır. Fakat üç talakı verdikten sonra daha bir mahreç yok. Evet. مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ Her kim Allah'tan ittika ederse يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Cenab-ı Hak ona bir mahreç kılar. Allah'ın korkusu geldiğinde olur da hüdud-i ilahiyeyi tecavüz etmezse Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ona bir çıkar kapı açar. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu. اِسْتَعُذُ بِاللّٰهِ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ Bu bir rivayet. Asasen لِعِدَّتِهِنَّ Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber, izâ tallaktumun nisa, siz kadınları tatlik ederseniz ise, fetallikuhunne, onlara talak verin, li'iddetihinne, iddetleri için. Fakat bu rivayette ne diyor? Fî kubuli iddetihinne, iddetlerini beklemezden evvel bir zamanda. İddet neyle beklenir? Heyz ile. Heyzden evvel onun kabline olur tuhur. Yani tuhurda talak verin. Bir rakamında diyor ki قَوْلُهُ فِي قُبُلُ عِدَّتِهِنَّ هَكَذَا رَوَهُ اَبُوْ دَاوُدْ وَمُسْلِمْ مِنْ حَدِيسِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَلِيمًا Abdullah ibn Abbas'tan Ebu Davud, Müslim böyle فِي قُبُلُ عِدَّتِهِنَّ rivayet eyledi. وَهِيَ قِرَاءَةٌ شَازَ Bu şaz bir kıraattir. وَالْقِرَاءَةُ الْمَشْهُورَ Kıraat-ı meşhure فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ O ta yazmış ama fa'ın da siz fa'ydır.
طلقوهن. قال النووي في شرح مسلم في قبل عدتهن. İmam Nevevi Müslim'in şerhinde bu kubulü iddetiyle kelimesinde dedi ki kıraatü bin Abbas ve bin Ömer radıyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Ömer'in kıraatleridir. Onlar böyle okurdular. Ve ya kıraatü şazı. Bu kıraati şazdır. Yani tevatüre muhaliftir. La tesbütü Kur'an'ın bil icma. Bil icma bu Kur'an olarak sabit olmaz. Bu böyle Kur'an'dandır denilmez. Niye kıraat-ı şazedir? Kur'an ise tevatür olacak, şazı olmayacak. وَلَا يَكُونُ لَهَا حُكْمُ الْخَبَرِ الْوَاحِدِ Haber-i vahid hükmünde de değildir. İndana bizim indimizde değil. Haber-i vahid yani bir hadis bir terikle gelirse ona haber-i vahid derler. Bu o hükümde de değildir. Niçin? Kıraat-ı mütevatireye muhalif olduğundan. Evet. Şimdi burada Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ayet-i kerimede buyuruyor ki kadınlarınızı talak vereceksinizse o kadın iddet bekleyeceği bir heyiz var. O heyizden evvel siz talak verin ki onlar iddetlerini o heyizde şeysinler, saysınlar. O da töhürde olacak. Sümme kadru yani gayrihi min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve radiyallahu. Sonra ashabi Resulullah'tan daha başkalarından da rivayet edildi. مَا يُوَافِقُ ذَٰلِكَ اِذَا كُنَا Muvafık olan başka rivayetler de geldi. O rivayetlerden birisi حَدَّسَنَا صَالِحُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بْنِ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانِ وَأَبُوْ عَوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اَب۪ي وَاِلْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ Abdullah bin Mesud buyurdular. Kim hakkında? فِي مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ailesini üç talakla boşayan hakkında buyurdular. قَبْلَاً يَدْخُلَ بِهَا zifaf olmasından evvel. Evlenmiş, nikah olmuş fakat zifaf olmamış. Dönmüş bunu üç talakla boşamış. Cevaben dediler ki لَا تَحِلُّ لَهُ o kadın o adama helal olmaz حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ başka bir adamla evlenmedikçe. Şimdi bu yukarıdaki Hazreti Ebu Hureyre, Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Abbas'tan gelen rivayetlere Abdullah bin Mesud'un rivayeti de ilave oldu. Haddesena ibn Merzuk kâle haddesena Bişir ibn Ömer kâle haddesena Şöbet ve Mansur an İbrahim an el-Kamer an Abdillah ennehu suyle an racülü. Abdullah bin Mesud sual olundu bir adamdan ki tallaka mra'atehu miye ailesini yüz talakla boşamış. Kâle Abdullah bin Mesud buyurdular ki selâsün tübînuhâ mink üç talak o kadını senden ayırır. وَسَائِرُهَا عُدْوَانٌ onun yukarısı da hüdud-i ilahiyeyi tecavüzdür. Talak üçtür. Zaten üçü verdin, kadın senden ayrıldı. Ya fazlası da hüdud-i ilahiyeyi tecavüz etmişsin sen. حَدَّسَنَا يُنُسْ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبْنُ وَهْبِنَا اَنَّ مَالِكَنَا اَخْبَرَهُ اَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيلًا بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِ اَنِ النُّعْمَالِ بْنِ اَبِي عَيَّاشِ الْاَنْصَارِ اَنْ اَتَاءِ بْنِ يَسَارِ اَنَّهُ قَالَ Ya رَجُلٌ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ عَمْرِ Bir adam Abdullah ibn-i Amr ibn-i As'a geldi. Bu da başka bir sahabi. فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَلَّقَ مُرَاءَتَهُ ثَلَاسًا Ailesini üç talakla boşamış bir adamın meselesinden sordu. قَبْلَ اَنْ يَمَسَّهَا Fakat o kadında zifaf olmamış. Nikah olmuş, zifaf olmamış. Üç talakla boşamış. Alabilir mi, alamaz mı? قَالَ عَتَى Hatta diyor ki فَقُلْتُ لَهُ Ben o adama dedim ki تَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَ Bikrin bir talakı var. Yani üç talak lüzumsuz. Bir talak olan zaten kafi. Dedim. فَقَالَ Abdullah ibn-i Amr ibn-i As dedi ki اِنَّمَا أَنْتَ قَاسُّ Sen ancak bir hikayecisin. Yani bilmiyorsun niye meseleye karıştın. Gas demek hikayeci. Kısa söyleyeni derler. Yani elmin yok. الواحدة تبينها bir talak kadını kocasından ayırır. والثلاث تحرمها üç talak kadını haram kılar. حتى تنكح زوجا غيره başka bir kocaya varmadıkça o adamı alamaz. Yani meselenin cevabı bu. Sen Hazreti Hatay'ı tedip etmiş. Yani karışma. حدثنا فاتن قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن لهيعة ويحيى بن أيوب قال حدثنا ابن الهاد عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن عتاي بن يسار عن عبد الله بن عمرو
Hatta İbn-i Yesar Abdullah İbn-i Amr İbn-i As'la rivayet ediyor. قال الواحدة تدينها والثلاثة تحرمها. Bir talak ayırır, üç talak da haram kılar. Sevceye halası kılar. حدثنا صالح قال حدثنا سعيد هو ابن منصور قال حدثنا أبو عوان عن شقيق عن أنس قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. Hazreti Anes'ten de geliyor ki bir adam üç tarafla boşarsa başka bir zevceye varmamış, zevce ahar olmamış, kocasına helal olmaz. Yani hep bütün meseleleri bunları ne için getiriyor? Çünkü bazı leri şaz olarak fetva veriyorlar ki üç talakı birden verirsen ise bir talak sayılır. Hani birinci kavulde geçti ya, bunu teyit ediyor ki o hata. O var imiş, neskedilmiş. Üç talakı ha ayrı ayrı versin, ha hepsini birden versin, zevceyi ahersiz alamaz. Hatta ben Türkiye'de gördüm. Allah selametlik versin, Abdullah Efendi'ye geldi. Kayseri'de sordular ki vakit müftü mü sevdiydi? Bir adam üç talaklı ailesini boşamış bir lafızla, ne lazım gelir? O da diyor, ben fetva verdim ki bu kavli meşhura göre caiz olmaz ama böyle bir şaz rivayet var. Sen git nikahını tazele. O öyle bir hatalı bir fetva da vermiş. O kavli duymuş ama mensuh olduğundan haber yok. Neden? İttila olacak. Bak bu kadar eserler. Ashab-ı kiram icma etmiş bu mesele hakkında ki üç talakı bir lafızla söylese üç talak da vaku olur. Zevce akarsız alamaz. Kale ve kâne Ömer ibn-i Hattab. Hazreti Ömer ibn-i Hattab oldu. İzâvetiye bir racülin tellekâ mra'atehu selâfe. Ailesini üç talakla boşamış bir adamı getirdiler mi? Evce'a zahrehu. Onun arkasını döge döge ağırtırdı. Veca demek yani artık o kadar vururdu ki arkasına ağır gelirdi. Hazreti Ömer'in bir kamçısı vardı. Tedip için o kamçıyla yapıştırırdı. İşte ailesini üç talakla boşayan bir adamı getirdiler mi onu kötege çekerdi. Haddesena Yunus kal ahberena Süfyan kal haddeseni şakikun an Enes ibn Malik en Ömer'e mislehu. Hazreti Ömer'den Hazreti Enes bunu rivayet eyledi. Abdullah ibn evet. Ha yok bir hadis atladım. Haddesena Yunus kal ahberena Süfyan en Asim ibn Behdele en şakikun an Abdullah ibn Mes'ud قال في الرجل عبد الله بن مسعود bir adam hakkında dedi ki yutallikul bikra selasen, o adam bakire bir kız almış ve üç talak vermiş. Cevaben dedi ki innaha la tahillu lehu, o kadın ona helal olmaz hatta tenkihu zevcen gayre, başka bir kocaya varmadıkça. Haddesena Yunus قال اخبرنا سفيان قال حدثني شقيق عن انس بن مالك عن عمر مثله. Abdullah bin Mesud'dan Enes rivayet ettiği gibi evet. Şakik yukarıda rivayet eylemiş. Burada da Şakik Enes İbni Malik'ten, o da Hazreti Ömer'de eyni hadisi şerifi rivayet ediyor. Burada bir itiraz varid oluyor. Diyor ki feyfâle kâili. Bir adam itiraz etse de dese ki قَدْ رَئَيْنَ الْعِبَادِ اُمِرُوا اَنْ لَا يُنْكِحُ النِّسَا اِلَّا عَلَى شَرَيْهِ. Biz kulları gördük ki onlar emredildiler ki kadınları almayalar illa şart üzerine. Bir takım şerait dahilinde alacaklar. Minha, o şartlardandır. Ennehum muni'u min nikahihinne. O kadınların nikahından kullar men edildiler. Fi iddetihinne. Evvelki kocasının iddetindeyken. Bir kadının kocası ölmüş, iddet bekliyor. O iddet bitmeden başka birisi gidip nikah edebilir mi? Edemez. Bundan men edildiler. Fekâne men nekahe mra'eten fi iddetiha. Bir adam, bir kadın iddet beklerken geçse ona nikah kıysa lem yesbutu nikahuhu aleyha, onun nikahı o kadın üzerine sabit olmaz. Kadın da razı, erkek de razı, daha iddeti içinde gitti nikah kıydılar, o nikah sayılmaz. Biz bu nikahla işte evlendik, olmaz bu. Ve huve fi hükmü men lem yakit aleyha nikahen. Bu ne hükmündedir? Hiç nikah akd etmemiş kadın hükmündedir. Hiç akd etmemiş. Niye? İddette nikah akd olunmaz. فَالنَّزَرْ وَلَا ذَلِكِ. Biz buna kıyasen deriz ki اَنْ يَكُونَ كَذَٰلِكِ, böylece ola. هُوَ وَاَدَمْ اِذَا عَقَدَ عَلَيْهَا تَلَاقًا, talakı da yaparsa bu da böyle ola. فِي وَقْتٍ, bir vakıttaki قَدُنُهُيَ, nehyolundu. اَنْ اِقَاِ التَلَاقِ فِي, o vakıtta talakı vermeden nehyedildi. Öyleyse bu da öyle ola.
O da neydi? Heyiz vaktinde verdiği talak. Bir, bir tuhurda ki orada kadına tekarrub etmiş, talak vermiş. İki, bir de bir talak değil de üç talakı birden vermiş. Bunlardan madem nehyedilmiş, bunlar da vaki olmaması lazım buna kıyasen. Ki en la yaka talakuhu salik, talakı vaki olmaya buna kıyas edilirse. Ve en yekune fi hükmü men lem yuke talaken. Madem nehyedilmiş bir vakıfta bu talakı verdik ve o talakı vermemiş gibi olsun. Öyleyse üç talakı veren de bunda nehyedildiğinden ikisi sayılmasın, birisi sayılsın. Yahut hiç sayılmasın. Buna kıyas edilirse böyle olmaz mı? Fel cevabı fizalik. Bu meselenin cevabı. Ennemâ ul bi şeyki zükire zikredildi. Min akdin nikah. Nikah akdinden kezâlikü ve. O dediğin gibidir. Bir kadının iddetinde onu başka birisi akdeder alırsa o akit sayılmaz. O akdinen beraber o kadınla buluşursa zina sayılır. Niçin? Akit yok. Yaptılar ya işte, imamı getirdiler, imam hutbe okudu, o sayılmaz. Ya yeniden akit olacak. Ve kezalikel ukudu kullaha, bütün akitler de böylecedir. Elleti yedhulul ibadu biha fi eşya. Bir takım alışverişler, sözler var ki insan onlara şeraitle girer, akitle girer. Bir evi alıyorsun, satıyorsun. Evet. Bir kimseye vekalet veriyorsun, bir şeyi ikrar ediyorsun. İnsanın kendi gireceği işlerde bir takım şartlar vardır. La yedhulune fiha, o eşyaya giremezler. İlla min huysu umiru bidduhuli fiha. Ona neyle girilir? Nasıl emir olmuşsa o şekilde girilebilir. Sen başkasının malını gidip satabilir misin? Yok, kendi malını satabilirsin. Başkasının malını satamazsın. Niçin? Alışverişte insan kendi mülkindekini satar. Yahut da alışverişte kendi mülkini satıyorsun. Ne ile satıyorsun? Hınzır mukabilinde satıyorsun. Bu alışveriş sahih olur mu? Olmaz. Niye? Hınzır mal değildir. Niye? Şartlar var. İnsan herhangi bir akit yapacaksa o şartlara riayet edecek. Evet. Ve emmel hurucu minha. Eşyalara girmek böyle. Fakat huruc, ondan çıkış. Fakat yecuzu bi gayri ma umiru bil hurucu bihi. İnsan çıkarken bazen nasıl çıkılır? Onunla çıkar. Bazen de emrolunmadığı bir şeyle çıkılır. Demek ki girmek şeraitle. O şartlar olacak ki girese. En la yedhuluha, namaza girmeyeler. İlla bir tekbir, Allahu Ekber diyecek. Onun da وَلَسْبَابِلَّتِي يَدْخُلُونَ ف۪يهَا. O namaza girmeyi için sebepler var. Hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kille, vakit, niyet. Ondan sonra da Allahu Ekber diyeceksin ki namaza girmiş olacaksın. Şimdi bunlar emrinden oldu. وَاُمِرُوا اَنْ لَا يَخْرُجُوا مِنْهَا اِلَّا بِالْتَسْلِيمِ. Yine kullar emredildiler ki namazdan çıkmayılar illa selam ile. Namaz bitecek, ondan sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyip çıkacaksa. Peki bu emrinin namazı bitirdi, selamı verdi, emrinin çıktı. Ya arada bir burnu kanadı, abdesti bozuldusa, bu da emrinin mi oldu? Yok, emrinin olmadı bak. Emrinin girdi, emrisiz çıktı. Ona misal veriyor. فَكَانَ مَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ. Bir adam namaza girse, بِغَيْرِ تَهَارَتِينَ ve بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ, abdestsiz, tekbir almaksızın lem yekun dahilen fiyâ, ona girmiş olmaz. Niye? Girmesi için emirler var. Ve kullu men tekelleme fiyâ bi kelamin mekruh. Her kim namazda mekruh bir söz söylerse ev faale fiyâ şeyen mimma la yuf'alu fiyâ, namazda işlenmeyecek bir iş yaparsa minel ekli ve şurbi vel meşi ve ma eşbehu, yemek, içmek, namazda yürümek ve buna benzer şeyler namazın içinde yaparsa, girerken tam girdi, şartları hepsi yerindeydi. Fakat namazın içinde su aldı işte, yemek yedi, yahut da yürüdü, yahut da güldü. Namazdan çıktı mı, çıkmadı mı? Emirle mi çıktı, emirsiz mi? Emirsiz. Harece bihi minessala, o adam bunlarla namazdan çıkar. Ve kâne müsî'en fî mâ feal, işlediğinde de günahkar olur. Minzalik bunlardan, fî salâti namazında. Demek ki insan bir şeye girerken şartlar lazım, çıkarken bazen şartla olur, bazen de şartsız olur. فَكَزَارِكَ الدُّخُولُ فِي النِّكَاحِ. Nikaha duhul da böylecedir. Nikaha emrinden girilir. Emirsiz, şeraisiz girilmez.
la yekûne illâ min haythu umirel ibâdu bidduhûlü fîh. Nikâha kullar nasıl girilir? Öyle girilecek. O da nedir? Tarafeynin rızası lazım. Ondan sonra şahit lazım. Mehir tesmiyesi, akıt lazım. Bunlar yaptıktan sonra nikaha girilir. Bima umiru, bazen emredilen şeylerle olur. Neyle emredildiler? Bil hurucu min. Onunla neyle çıkılır? Onunla çıkar. O da ne? Talak-ı sünni. Böyle emredilmediler mi? Talak-ı sünniyle. Ve bi gayri zalik. Bir de talak-ı sünninin gayrisi. İkisiyle de çıkılır. Kadın tuhurdeyken talak verirse bir talak, bu talak-ı sünni. Bundan emredildi. Bunun hilafında olur da, heyizde olur yahut bir tuhurdeki ailesine tekarrub etmiş olur yahut üç talakı birden vermiş olur. Bu da emredilmediği bir şeyle çıkmış oldu nikahtan. İşte namazdaki yemek içmek gibi. فَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُسُفْ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ. İşte bu okuduklarımızın hepsi İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in kavulleridir. Rahmetullahi aleyhi mecmain ve elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. El-Fatiha.